Selamun aleyküm. Ormandayız. Arkadaşlar, soğuk ve karlı bir İstanbul gününden. Yani buraya yağmıyor ama yükseklere yağdığına eminim. İnanılmaz sert bir hava. Şu an araçta -1'i görüyorum ben. Yani tabii bunu size gösteremiyorum. Bugün de farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün benim için de duygusal ve tarih, buram buram tarih kokan, elimde bir tüfek var. Bununla ilgili bir atış deneyimi yapmak istedim. Hem de size tanıtmak istedim. Benim tabirimle Anadolu'nun garipleri diyorum ben bunlara. 1900 işte o 40'lardan 45'lerden sonra Konya, Üzümlü'de ve Hulu kasabalarında bolca üretilen, Anadolu'da neredeyse olmayan, ev bulunmayan 16 kalibre tek kırma tüfeklerimiz var arkadaşlar. Birçoğunun üzerinde Fransız namlu yazar. Dumansız baruta diye yazar. Böyle garip de bir yazı şekli var. Dumansız baruta mahsustur yazıyor. Yani dumansız barutun manasını da bilmiyoruz ya. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar elimde bir tüfek var. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bakın Anadolu'nun gariplerinden kastım şu. Şöyle yakına getirmek istiyorum. Bakın tüfeğin kayışına arkadaşlar. Biz şimdi şarjörlü tüfekleri, efendim o marka mı olsun, bu marka mı olsun, yok efendim onu beğenmedim, şunu alalım, bunun şurası bilmem ne diye bakar mısınız? Bakın, derinin üzerine nasıl işlemişler. Bu orijinal kayışı, ben bunu atmadım. Tüfeğimi çıkartıyorum arkadaşlar. 1,5 takribi 2 yıldır yatıyor bir köşede. Hiç kullanmadım, elimi bile sürmedim. Bu şekilde bir tek kırma, 16 kalibre arkadaşlar. Şöyle şeyini göstereyim, yakından göstereyim bunları size. Daha bir anlaşılması açısından. Bakın, horozlu bir tek kırmamız bu. Tüfeği de şu altta tetik muhafızası var. Bazısında burada tetik şeklinde bir aparat var, onu takıyorlar. Bunda da bu şekilde, bunu böyle geriye çekersiniz. Tetik muhafızasını şu şekilde şöyle geriye çekersiniz. Şöyle göstereyim. Tüfek kırılır. Sonra kapatırsınız. Horozu kurar. Tetiğe basarsınız. İlk tek hareketlidir. Yani horozu bazı tabancalar gibi değil yani. Horozu kurmazsanız tüfek patlamaz. O yüzden de bu tüfeklerde emniyet yoktur. Gördüğünüz gibi üzerinde şöyle bir Selçuklu kartalı var. Konya olduğu belli olsun diye. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. 2 yıl önce ben bunu bulduğumda aynen bu kılıfının rengindeydi. Toz toprak, çamur içindeydi. Hatta ve hatta dipçiyi bildiğiniz sac civatası var ya, sac civatasıyla monte edilmiş. Yani böyle şekilsiz bir şekildeydi. Tüfekle nişan alamıyordunuz çünkü omuzlama şansınız yoktu. Dipçiğin bu arka kısmı yukarı doğru kalktığı için siz ne kadar omuzlasanız tüfek aşağı basıyordu falan. Böyle değişik bir hali vardı. Biz bu tüfeği Konya'da bu işte mahir, Hulu'da bir ustam var. Tabiri caizse Birinci Dünya Harbi'nden kalma ölü tüfeği verin diriltir. Öyle bir usta. Buradan da Ömer kardeşime selam olsun. Allah razı olsun. Tüfeği çok güzel yaptı. Ata yadigarıdır arkadaşlar. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Paranın falan alamayacağı bir şey bu. Şimdi tüfeğimizle birkaç atış yapacağım. Hedef 50 metre. Şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu tüfeği en son 10 yaşında kullandım. Şu an 47 yaşındayım. Yani anlatabiliyor muyum? Aradan 37 yıl geçmiş. 37 yıl sonra tekrar kullanacağız. Bizim için tabii ayrı bir anlamı da o. İşte gördüğünüz gibi ata yadigarı kayışını atmıyorum. Yani şu kayış benim için bir tüfekten daha kıymetli. Çünkü şu üzerindeki eklemeler, işte kayışı kopan yerlerini birbirine iple bağlamalar, bunlar yokluğun timsali. Yani yokluğundan kastım şu. Tüfeğin yokluğundan, paranın yokluğundan değil. Yani eskiden öyle kolay ulaşılabilen bir şey değildi. O yüzden arkadaşlar bu tip elinizde antikalar varsa, ata yadigarı, dede yadigarı, baba yadigarı mutlaka sahip çıkın. Sosyal medyada bazı platformlarda arkadaşlar paylaşıyorlar. İşte bu tüfek ne işe yarar? Ya ne işe yarar değil.
güzel benim gibi boyat, gördüğünüz gibi. Revizyondan geçir, as duvarında dursun. Aklına geldikçe sana kimden kaldıysa rahmet oku. Evet arkadaşlar, çok uzattık. Atış bekliyorsunuz. 37 yıl sonra ilk atışımızı yapacağız. Bismillah deyip bakalım ne olacak. Tüfeği kırıyorsunuz. Biliyorsunuz çalışma prensibi çok basit. Şuradan bir kutu 16 kalibre mermi almıştım. Çok fazla kullanmayacağım bunu. Onunla ilgili 50 metrede gong hedefim var. Ona birkaç atış yapacağım. Bismillah deyip. Tüfeği kurdunuz. Kapattınız. Bakın tetik düşmez. Neden? Çünkü horozu kurmak lazım. Horozu kurmadan çalışmayacağı için silaha emniyet koymamışlar. O yıllarda yani. Bundan 70 sene önceki teknolojiye buna bile şükür diyorum ben yani. Üzerinde ne yazıyor? Dumansıza garanti 16 kalibre Fransız namlusu. Evet arkadaşlar. Şuradan kulaklığı takıyorum. Arkadaşlar ben gözlüğümü de takacağım. Ne olur ne olmaz. Neden? Çünkü tüfeği daha önce çünkü kullanmamıştım. Bilmiyorum durumu nedir nedir. İş kendimi garantiye alayım. Çünkü 70 yıllık neredeyse bir silah. Horozu kuruyorum. Bismillah diyorum. 37 yıl sonra ilk atışı yapıyorum. Hedef 50 metre. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iğne vurmuyor. Tekrar deneyeceğim. Evet, bu sefer patladı. Çıkartıyorum. Tabii antik arkadaşlar, normaldir. Hani çok da üstüne gitmemek lazım. Malumunuz bunlar birazcık tarihi olduğu için normaldir diyorum. İkinci mermiyi atıyorum. Tekrar bismillah deyip. Evet arkadaşlar. İkinci mermiyi de attık. Onu da çıkarttım. Bir tane daha atacağım. Sonra bu tüfekle başka bir şey yapacağım. Hedefi 100 metre yapacağım. Bir daha deneyeceğim. Bakın bu sefer acele ettim. Iskaladım. Evet arkadaşlar. Tek kırmamız çalışıyor. İlkinde birazcık revizyondan geldiği için herhalde iğne grubu da birazcık boyanmış da olabilir. İkinci hareketten sonra çalışmaya başladı. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir ara vereceğim. Konuyu çok uzattık. Mesafeyi 100 metre yapacağım. Bir daha deneyeceğim. Evet dostlar, hedefi 100 metreye koyduk. Şimdi ihtiyarla bir 3 atış daha yapacağım 100 metreye. Ondan sonra onu çok da yormadan konuyu kapatacağım. Çünkü 16 kalibre mühimmat kullanmayacağım için sadece bir kutu aldım. Yani saçma işte 9'lu bakşat falan almadım. O sebeple 3 mühimmat atıp olayı bitireceğim. Bismillah diyorum. 50 metreye, pardon, 50 metreye attık, 100 metreye atıyorum. Önce bir kulaklığımı takayım. Malum, kulak sağlığı için önemli. Horozu kuruyoruz. Biliyorsunuz horozu biraz takılıyor. O da normaldir, eski. Zaten kullanmayacağız. Bir kenara koyacağız. Bismillah deyip bir 100 metreye deniyorum bakalım. Evet arkadaşlar.
vuramadık. Bir tane daha atıyorum. Evet, horozun mermiyi patlatmaması konsantrasyonumuzu da bozuyor. Evet. Biraz yukarı nişan almak gerekiyor galiba çünkü dibine düşüyor. Aynı şeyi tekrar yapıyor. Arkadaşlar, kutuda bir tane mühimmatım kaldı. Onu da atacağım. Bitireceğim. Evet arkadaşlar, son mühimmatta vurdum. Çözdüm işi. Kafanın yaklaşık böyle bir karış üstüne nişan alıyorsunuz. Yani takribi bir 20-25 santim düşüş yapıyor. Onu da öğrenmiş olduk 100 metrede. Evet arkadaşlar. Şu kutuyu burada alayım, uçmasın. İhtiyarı çok yormayacağım. İşte gördüğünüz gibi. Bu arada tüfek boş. Bununla ilgili sağının solunun resimlerini videonun içine koyacağım. Detaylı bir şekilde görmeniz açısından. Arkadaşlar, çok da söylenecek bir şey yok. Bugün fazla konuştuk. O sebeple çok da başınızı ağrıtmak istemiyorum. Dediğimiz gibi bunlar Anadolu'nun garipleri, ihtiyarları. 50'lerde, işte 45'lerde, 50'lerde, neyse tam tarihini bilmiyorum. Abartmayayım yani, ortalama söylüyorum. Bunu yapan memleketimiz yani 2020'lerde bunları üretiyor. Hatta bunları 556 olarak yurt dışına üretiyor. Konya Huğulu yapımı 2021 model. Konya Huğulu yapımı 1945-50'ler. Bakın teknolojimiz nereden nereye gitmiş. Evet, ilerleme var. İnşallah daha iyiye. Daha güzele. Hep beraber. Evet arkadaşlar. Söylenecek çok bir şey yok. Anadolu'nun garibini bugün ufak ufak bir yorduk, ihtiyarı. Tekrar temizleyip istirahatgahına kaldıracağız. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarla içerik fikirlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.